Beni buraya gelmeye mecbur bıraktılar sultanım. Haber de edemedim. Madem bu adam içlerine sızmış, kirli yüzlerini de bilir. O vakit batinilerin mahallelerini basıp yerle yeksan edelim sultanım. Bu meselenin çözümü değildir Melik Hazretleri. Hepsi hain değildir sultanım. İçlerinde çıban gibi büyüyen bir örgüt vardır. Her şeylerini öğrenmek ve o çıbanın başını bulup kesmek icap eder. Fitneye uzanan ellerini kökünden kesmek ve dahi Anadolu seferini durdurmak için Sencer'in de dediği gibi her şeylerini öğrenmek icap eder. Bu sebeple emriniz olursa içlerine geri dönmem elzemdir sultan. Nasıl döneceksin? Bir tek sen sağ gider isen şüphelenip öldürürler. Bu şüpheyi bertaraf etmenin tek bir yolu vardır sultan. Kutsal emanetleri onlara götürmem gerek. Böylece bana olan itimatları pekişecektir. İstediğini bilir misin? Kutsal emanetler alemi İslam için de bizim için de hayati ehemmiyete sahiptir. Başına bir hal gelir ise bunun altından kalkamayız. Sultanım, kutsal emanetlerin götürülmesi elbet tehlikelidir. Lakin gayemiz için bunu göze almak gerek. Şayet tek yol bu ise sahtesini tertip edelim, onu götürsün sultanım. Kutsal emanetleri mutlaka baş dahilerine götüreceklerdir sultanım. Sahtesini götürürsek hemen anlarlar. Ben kutsal emanetlerin yerini öğrenip sizi haberdar edeceğim. Şayet bir aksilik olur ise müsebbibi olan herkes bedelini öder. Size canım üzerine söz veririm sultan. Sana itimat ederim Sencer. Ne pahasına olursa olsun gözün gibi koruyasın kutsal emanetleri. Sencer! Vuruşmanın ardından yara almadan gitsen inanmazlardı. Şimdi sana inanacaklar. Yalnız kutsal emanetleri değil, seni de sağ salim isterim bilesin.